Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Geri döndüm. Geri döndüm. <laughs> biliyorsunuz bu haftanın haftalık burçlarını Ben biraz grip olunca ikiye böldük bir ayrı bir videoda haftanın bütün geçişlerini hafta genel enerjisini size anlattım O yüzden şimdi uzun uzun böyle bir gizli yapmayacağım direkt burçlara geçiş yapacağım sadece bir böyle minik bir hatırlatma olsun hepimize tekrar ilk defa izleyenler için merkürümüz artık düz seyrinde bir Oh be diyebiliriz Tabii ki hızlanması için eski randımanına kavuşup gölgeden çıkması için biraz zamanla ihtiyacımız var ama iletişimsel her türlü konuda gökyüzü artık daha fazla destekliyor. Bir ikincisi Mars Neptün kareleri artık daha e, aktif bir şekilde gökyüzünde yer alıyor. Mars Neptün karesi hem belirli bir odaklandığımız, adadığımız, kendimize adadığımız konuda sonuna dek enerjimizi ortaya koymayı anlatacaktır. Hem de aslında biraz aldanmaları, tuzakları, iftiraları, suçlamaları, e, karmaşaya düşmeyi, motivasyon düşüklüğünü, hastalıkları anlatacaktır. Çünkü Mars malefik bir gösterge ve Neptün Mars'ın enerjisini biraz dağıtıyor, karmaşıklaştırıyor ister, ister. Istemez. Hafta boyunca Venüs ve Güneş beraber hareket edecek Terazi burcunda bu ilişkiler, diplomasi, güzellik, görünmek, itibar elde etmek, sosyal ilişkileri daha keyifli hale getirmek açısından oldukça besleyici bir enerji elbette. Cuma gününe baktığımızda da bir e, Merkürle Plüto arasında üçgen açı görüyoruz. E, fikirlerimizi nüfuz edecek şekilde ifade edebilecek güce ve enerjiye sahibiz. Yine de aynı gün Cuma öğleden sonra ve Cumartesi sabah ayda bu Neptün ve e, Mars karelerini etkileyeceği için birazcık bizi şey yapabilir hani daha duygusal daha dağınık bir hale getirebilir. Bu hafta pazar günü 9 Ekim son dakikalarında 23.54'te bir dolunay var. Bunu önümüzdeki haftanın videosunda da tekrar anlatacağım ister istemez. Dolunayın etkileri biliyorsunuz birkaç gün öncesinden başlar. Cuma, cumartesi, pazar günleri etkisini hissedersiniz. Pazar gece dolunayımız Koç burcunda 16 derecede e, enteresan bir dolunay. Hem aslında şimdi bir şeyi hatırlayalım. Dolunay tarafı eril ve dişil enerjinin karşı karşıya gelmesiyle ilgili. Sen ve ben temasının ihtiyaçlar, duygusal ihtiyaçlar ile mantıklı kararlarımızın karşı karşıya gelmesiyle ilgili. O yüzden bir uyuşmazlık teması ister istemez var. Aynı zamanda dolunayda ay biliyorsunuz kocaman, bütün geceyi aydınlatıyor. O yüzden karanlıkta kalan her türlü gerçeğin görünür olmasıyla, ortaya çıkmasıyla ilgili, duygularımızı fark etmekle ilgili olabilir. Bir kişinin bir olayın ne olduğunu görmekle ilgili olabilir. Yani bir fark ediş enerjisi. Haliyle bu fark etmenin getirdiği koşulları anlamak, algılamak ve gerekirse bazı şeyleri bitirmek veya revize edip yolumuza bu şekilde devam edebiliriz demek arasında bir seçim yapma dönemini her zaman anlatır bize. Dolunaylar yani verdiğimiz emeklerin karşılığını görüyoruz. Buna göre ya bitirme ya da revize ederek devam etme diyoruz. Dolunay'ın kendisine baktığımızda fena değil. Bir tarafta Koç enerjisi ben diyor, benim isteklerim, benim karakterim, benim ihtiyaçlarım, tek başıma hareket edeceğim, beni dinleyin, liderim ben, öncüyüm diyor. Yanında bir kiron var, geçmişin gölgesi altındayız halen daha. Anılarımız, daha önceki yaralarımız, belki e, bencillikle suçlandığımız zamanlar veya başkalarının bencilliklerinin bizi üzdüğü zamanlar gündeme geliyor. E, duygusal anlamda bizi yükselten bir enerji olacaktır bu. Birazcık daha sağlık problemlerine de özellikle e, koçun temsil ettiği baş ağrıları, migren, baş bölgesiyle ilgili problemler, kesikler, yaralanmalar, ondan sonra cıma bıçaklı bir konular, bir patlamalar falan bunları da anlatacaktır bize ister istemez. Bir diğer tarafta ise terazi enerjisi var. Terazi enerjisi de diyor ki aslında diplomatik davranır, takım oyununu önceliklendirir, beraber hareket eder, barışçıl, uyumlu, zarif davranırsan daha kolay hareket edersin. Yani beni dinleyin diyen içimizdeki çocuksu taraf ile biraz daha topluma uyuyayım ve daha zarif ve nazik davranayım diyen taraf aslında birazcık çelişki içinde oluyor. Bu sürecin içinde ister istemez. O yüzden ilişkilerimiz mercek altına alınacaktır. Kendi isteklerim ilişki içindeki gereklilikler, denge, uyum için. Dolunay'ın yöneticisi Mars onunla ve aynı zamanda Satürn'le güzel bir hava üçgeni var. Ayımız da aslında bu dolunay bir e, uçurtma açı kalıbı dediğimiz bir kalıbı tetikliyor, oluşturuyor. O yüzden de... E, kendi başımıza istedik, istediklerimiz için alternatifler üretir, başkalarından destek alır, sırtımızı yaslayabilecek güvenilir kişiler bulur isek takım, oyunun, takım oyununda unutmazsak çok güzel adımlar atabiliriz. Yeni bir yapılanmadan geçirip bütün işlerimizi kendimizi daha görünür kılabiliriz diyor. E, bu Dolunay'ın en son gideceği açı Plüto karesi olduğu için ister istemez şu anda yakın orplu değil yani çok sert bir etkisi olmayacak ama yine de bazı kalıpların yıkılacağını anlatır bize. E, biraz daha kişisel yorumlar yaptığımda, burç yorumları yaptığımda daha anlamlı, oturaklı olacaktır. Bu sizin için diye düşünüyorum. Şimdi geçelim burçlara. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, merkürümüz düz seyrinde. iş ortamı çalışma alanınızın içinde. O yüzden günlük hayatınız, çalışma koşullarınız, sağlık teması, iş ortamında beraber çalıştığınız kişiler, buralarla ilgili son dönemlerde çalıştığınız, konuştuğunuz yarım kalan meseleleri tamamlayıp ilerleme aşamasına artık başlıyorsunuz. 10 Ekim'e kadar daha çok bu alanlarla ilgileneceksiniz zihinsel olarak da. Mart Mars Neptün kareleri var. Yakınlarınız ve kardeşlerinizle ilgili olarak e, hayal kırıklıklarınız olabilir. İletişimsel kopukluklar genel anlamda olabilir bu süreçte. Biraz kazalara sebebiyet verebilecek bir geçiştir. Yanlış anlaşmalara, dedikodulara, iftiralara açık bir geçiştir. O yüzden çok fazla çevremizdeki kişilere bir fırsat, laf imkan vermeden doğru alternatifler içinden ilerlemeye bakalım. Bu Mars Neptün karesi biraz motivasyonumuzu da düşürebilir ister istemez. Bu uzunca sürecek bir etki arkadaşlar. Retro yapacak burada benzer dereceler Falan. O yüzden kontrollü gitmekte fayda var yakınlarımızla ilişkilerimizde düşmanlık görebiliriz ister istemez ya da biz anlık sert tepkiler verebiliriz. Hafta boyunca ile Güneş beraber 7. evinizde hareket ediyor. E, i̇lişkiler anlamında, e, aşk ilişkisi ve ortaklık anlamında besleyici bir unsur aslında bu. E, sanki güzellik ve güzelliğin tadını çıkartmak, beraber hayatın tadını çıkartmak, keyif böyle şeyleri besleyen bir enerji var burada. E, cuma günü e, bir Merkür Plüto üçgenleri olacak. Kariyer anlamında güçlü kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda cuma öğleden sonra ama motivasyonunuz biraz düşük olacak. Biraz sezgileriniz de e, genel anlamda yüksek yani mantıklı kararları almak değil sezgisel hareket etme enerjisinde olacaksınız. Daha dağınık ve melankolik hissedebilirsiniz. Hissettiğiniz şeylerde büyük ihtimalle doğru çıkacaktır bu evrede. Pazar günü 23.54'te gece yarısı sizin burcunuzda bir dolunay var. Bütün her şeyin üzerine artık ikili çünkü Merkür Retros da ilişkiler alanınızda başlamıştı. İlişkimde nereye gitmek istiyorum? Ben neredeyim? Ne yapıyorum? Hayatım nereye gidiyor? Kendime nasıl çeki düzen verebilirim? İlişki içinde mutlu muyum? Çevremden destek alabilecek mi? Мим. Mm -hmm. Hedeflerime gitmek için sosyal çevrem beni destekliyor Bütün bunları düşünerek hareket ettiğiniz bir evre olacak. Kendinizden yola çıkacaksınız. O yüzden birçok işi kolaylıkla halledebileceğinizi söylüyor gökyüzü. Çok bencil tepkiler vermediğimiz sürece birçok şey çözümlenebilir gibi duruyor. Aslına bakarsanız sevgili koç burçlarım. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar, Merkürümüz artık düz seyrinde. Beşinci evinizden hareket ediyor. O yüzden çocuğunuzla olan ilişkiler olabilir. Aşklar, flörtler, yarım kalan ilişkiler bunları tamamlamak, toparlamak bağırlamak olabilir. İlişkinin içinde neşeyi mutluluğu tekrar yakalamak olabilir. Yaratıcılık, yetenekler, yeteneklerimizi sergilemek olabilir. Bütün bu konularda son birkaç gündür belki son birkaç haftadır aklınızda evirip çevirdiğiniz bazı düşünceleri, hayal kırıklıklarını netleştirip düze çekip artık hareket etme evresindesiniz. E, hafta boyunca mars neptün karesi aktif. O yüzden ister istemez finansal koşullarınızla ilgili para peşinden koşuyorum, gidiyorum ama elimden e, akıp gidiyor, eriyip gidiyor. Hedeflerimle finansal koşullarımı örtüştüremiyorum, sosyal çevreme borç borç verdim geri alamıyorum gibi böyle karmaşık durumlar oluşmaya başlayacak. O yüzden kendinize, kendi kazancınıza, cebinize girene bakın bu süreçte derim ne olursa olsun. Ee, Hafta boyunca Venüs ile Güneş beraber hareket ediyor. Bir yandan iş ortamı içindeki ilişkilerinizin güzel olacağını işaret eder. E, aynı zamanda pazar günü akşam 23.54'te Koç burcunda bir dolunay var. Artık cuma cumartesi pazar etkisi altında kalır ve hissedersiniz. E, bu dolunayla beraber sanki e, 12. evinizde 12. ev kapalı alan. Gözden kaçırdığımız detaylar, bilinçaltımız, gizli mesajlar, gizli düşmanlıklar, yarım kalan meseleler, arkadan dönen işler bunları anlatır bize. Hastalıklarla psikolojik problemlerle de ilgilidir. Kontrol dışı kayıplarla ilgilidir. Yani ben duruyorum ama benim arkamdan dönen şeyleri görür hale geliyorum gibi. Dolunayın etkisi size bir şeyleri fark etmenizi sağlayacak. Belki bazı sağlık problemleri çıkartacak bazılarınızda. Bazılarınız arkanızdan dönen işleri görecek. Bazılarınız diyecek ki ben çok naif davranıyorum. Ne kadar bencil insanlar. Yani yarım kalan şeylerde ben bunu bu yüzden istiyormuşum aslında ve artık hiçbir önemi yokmuş gibi kendinize dair bir şeyler fark etmek gibi böyle enteresan bir geçiş evresi olacak. Ancak bu süreçte fark ettikleriniz finansal kazanımlarınız ve kariyeriniz anlamında ilerlemenizi destekleyecek sevgili arkadaşlar. O yüzden görün ve devam edin hayata diye söylüyor gökyüzü bize. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları. Sevgili ikizler burçları Merkür'ümüz sizin yönetici burcunuz artık düz seyrinde. Aile, ev, aile büyükleri, evin içindeki hayat, hayatın dengesi bütün bunlarla ilgili olarak bir süredir düşündüğünüz, taşındığınız, çözümlemeye çalıştığınız veya hani tekrar tekrar konuşulan şeyleri artık çözümleyip ilerleme evresindesiniz. Bu anlamda güzel ve besleyici olacaktır. Merkür Neptün karesi var. Burcunuzdan hareket ediyor. Biraz kariyer rotanız, hayatınızın gidişatı, mesleki koşullar Çalışmıyorsak da toplumdaki yerimiz, duruşumuz bunlarla ilgili olarak belirsizlikler hissedebiliriz gibi duruyor. Bu da ister istemez belirli konulara daha fazla adanmış gibi olabilirsiniz. Hani ben bu işi başaracağım, ben bunu yapacağım gibi. Bazen de dönem dönem çok tembellik etmek isteyeceksiniz. Artık dinlenmek istiyorum diyeceksiniz. Daha halsiz hissettiğiniz, motivasyonunuzun düşük olduğu dönemler olacak. Bu böyle birkaç günlük değil birkaç haftaya yayılan bir süreç. Belki de durup dinlenip şeyi fark etmek için, neye ihtiyacınız olduğunu fark etmek için işinize, yarayacaktır hafta boyunca Venüs ve Güneş beraber hareket ediyor bu size çok güzel gelecek yaratıcılığınız artacak kendinizi daha iyi ifade edebildiğinizi daha güzel olduğunuzu beslendiğinizi insanların sizi sevdiğini sevgiyi hissedebildiğinizi göreceksiniz e, Aşk ve flört anlamında ya da çocuklar varsa çocuklarla ilişkiler anlamında besleyici olacaktır e, cuma öğleden sonra biraz böyle dağınık hissedebilirsiniz bu işler güçler konusunda karmaşık hissedebilirsiniz pazar günü 2354'te bir dolunayımız var bu Dolunay Aslında e Koç burcunda sosyal çevreniz ve veya içinde bulunduğunuz gruplar topluluklar ve aynı zamanda hedefleriniz alanında olan bir dolunay. E dolunay biliyorsunuz Olduğu zaman ışığını ortaya çıkartır. Yani bu konu gündeme gelir. Bunlarla ilgili konular, konuşmalar gündeme gelir. Ve biz bazı şeyleri görür, fark ederiz. Ve bu fark ettiğimize göre e, bir karar alırız. Bu koç dolunayı birazcık bencil bir dolunay. Belki arkadaş çevremizle ilgili bir eleme yapmak isteyebiliriz. Belki bazı kişilerle nasıl iş birlikleri yapabiliriz, nereden nasıl faydalanabiliriz bunları daha net görmeye başlarız. E, belki bir tık daha e, şey e, böyle... Ee, hedeflerimizle ilgili değişimler olabilir. Çünkü burcunuzdaki Mars ile Dolunay'ın yöneticisi burcunuzdaki Mars. Yani siz orada bir şey fark ediyorsunuz ve bununla beraber harekete geçmeye başlıyorsunuz. Bu geçtiğiniz hareket sizi ticari anlamda ya da iletişim anlamında ya da eğitim anlamında besleyen bir şey. Bu sürecin içinde yaratıcılığınızdan beslenmeyi unutmayın diye diye söylüyor gökyüzü. Hani diğerlerine çok fazla bel bağlamak yerine evet bağlayalım ama bir yandan da kendimizi yeteneklerimizi ne kadar iyi olduğumuzu unutmayalım demiş kısaca. Evet sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler sevgili yengeçler bu hafta artık Merkürümüz düz seyrinde. bu güzel haber kararlarınızı daha kolaylıkla netleştirebilmeye başlayacaksınız yakınlarınızla olan ilişkilerinizden daha güzel destek alabileceksiniz özellikle Cuma günü besleyici olacak bu anlamda partner partnerden eşten destek alabilmeyi de gösterecektir yine Mars Neptün kareleri var hafta boyunca. 12. evinizden geliyor Mars Neptün karesi, Mars'ın kendisi. O yüzden ister istemez hani biraz çabuk hastalanmaları, enerji düşüklüğünü, motivasyon düşüklüğünü, karmaşalara düşmeleri, biraz böyle iftiralı dedikodulu bir sürü karmaşık şeylerle uğraşmaları getirecektir. Bu artık önümüzdeki 2-3 hafta belki bir tık daha uzun aslında bir buçuk ay kadar sürecek. Devam edecek bir enerji. Kendinize dikkat edin, bağışıklığınıza dikkat edin bu süre boyunca. Hedefleriniz konusunda, hayalleriniz konusunda biraz karmaşaya düşebilirsiniz yine da istiyorum ama harekete geçecek enerjim yok gibi hissedebilirsiniz. Hafta boyunca Güneş ve Venüs beraber hareket ediyor. Bu evin içindeki ilişkilerin çok keyifli ve güzel olacağını işaret eder. Umarım güzellikler getirir size de. Evin içini güzelleştirmek için, dekorasyonu iyileştirmek için, ilişkilerin daha keyifli hale gelmesi için çok besleyicidir. Cuma günü bir Merkür-Plüto üçgenleri var. Bu size dediğim gibi karar almanız konusunda oldukça besleyici olacak. Pazar akşam 23.54'te bir dolunay var. Kariyer hattınızda meydana gelecek olan bu dolunay tabii ki cuma günü itibariyle etkisi başlıyor. Bu bazılarınız için iş değişikliği istiyorsanız, yeni pozisyon istiyorsanız, yöneticilerle konuşmak istiyorsanız aslında bunun dönemi geldiğini işaret eder. Işığınızı, algınızı daha çok buralara çevirirsiniz ve ihtiyaçlarınızın neler olduğunu fark edersiniz. Bu sürecin içinde ...biraz ben görünmek, bilinmek istiyorum ve hak ettiğimi almak istiyorum diyen savaşçı yanımız daha ön plana çıkacak. E, Mars 12. evinizde istediğinizin uğruna savaşmak için çok gücünüz olmayabilir. Görüp yine de ailedeki dengem, uyumum, huzurum yerinde olsun e, ve finansal anlamda koşullarımız iyi olsun... ...geri kalanı bir şekilde halledilir deyip biraz geri planda kalmayı tercih edebilirsiniz de aslında. E, eğer ki çalışmıyorsak da bu e, kendi ailemiz, eşimizin ailesi arasındaki denge gibi de olabilir devletlerimiz dengeleri kurmak ve birazcık daha geride kalıp gözlemlemek daha iyi gelecek size sevgili yengeç burçları. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar bu hafta itibariyle artık Merkürümüz düz seyrinde finansal koşullarınızı toparlamak adına yaptığınız girişimleri yani artık ödüllerini almaya başlarsınız yavaş yavaş. 10 Ekim'e kadar parasal konular, bütçe halen daha daha fazla zihninizde konuşuyor, gündemde. Sonrasında biraz daha yakınlarımızla olan ilişkilerimize doğru dönecek konu. Hafta boyunca, önümüzdeki birkaç hafta boyunca size ara ara anlatacağım bunun Mars Neptün karesi aktif durumda. biraz daha tabii diyor ki sosyal çevrenizle ilgili olarak aynı zamanda hani sosyal çevrenizle ilgili karmaşa olabilir bu. Hem çok koşturmacayı, çok hareketi, çok planı, çok davet yani güzel ve eğlenceli bir tarafı anlatacak. Hem de Neptün karesi kime güveneyim, ne kadar güveneyim, parasal bir işbirliğine gireyim mi girersem nasıl olurum? Biraz karmaşıklaştan ya da birine sır verirsiniz, o başka şekilde ortaya çıkar falan bunları anlatır. O yüzden temkinli gittiğiniz sürece çok dedikoduya, asparagas habere, parasal iş lere girmediğiniz sürece sorun olmaz. Hedeflerinizle ilgili biraz karmaşık hissedebilirsiniz. Ne tarafı önceliklendireyim? Hangisi olur? Olur mu? Param yeter mi? Gelen para işte bir şekilde söz verdikleri gibi olur mu gibi hissedebilirsiniz. Hafta boyunca Venüsle Güneş beraber hareket ediyor kendinizi çok tatlı dilli bir şekilde yakın çevrenize özellikle ifade edebileceğinizi anlatır iletişim iletişimden yana şanslısınız der telefondan güzel haberler gelir yakınlarınızla iyi ilişkiler kurar konuşur dertleşirsiniz bu anlamda keyifli olacaktır Cuma günü bir Merkür Plüto üçgenleri var bu da parasal anlamda iş ortamınızda güzel bir konuşma yapabileceğiniz yani güçlü bir konuşma ve anlaşma yapabileceğinize işaret eder Pazar gecesi 23:54'te Koç bir dolunay meydana gelecek öncesindeki birkaç gün etkisi başlayacaktır. Cuma günü itibariyle etkisi başlayacaktır. Hayallerinizle ilgili, ticaretle ilgili, hukuki mücadeleniz varsa bununla ilgili, akademik konularda bir şey istiyorsanız bunlarla ilgili ve kalbinizde sizi mutlu eden, hayatımın amacı budur dediğiniz konularla ilgili bir hani bir fark etme, bir uyanış, bir anlayış, bir idrak olacaktır. Bu dolunay genel anlamda ılımlı. Ancak biraz bencilliklere ya da geçmişe gidip geçmişle fazlasıyla bir anılar, kayıplar, birazcık iç içe olup ondan sonra toparlanmaya işaret edecek. Diyor ister istemez. Ama hani burada fark ettiğimiz şey sosyal çevremizden destek alalım, ortaklıklar yapalım ve diplomatik bir konuşmayla olayları çözüp devam ettirelim diyor aslında hayat bize. İş ortamımızla ilgili uzun vadede biraz yıkıcı bir şeyler yapmaya işaret edebilir bu. Ama ne olursa olsun. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Sevgili Başaklar, Merkürümüz artık düz seyrinde, burcunuzda düz seyrinde. Hayatınız, yapmak istedikleriniz, kariyeriniz ve yani çünkü hayat rotanızdır yükselen ve ilişkilerinizle ilgili olarak artık bu geçtiğimiz 2 3 hafta için aldığınız kararlar konuş konuşmalar e, fark edişler, idrak etmeler vesaire bunlardan bir temize çıkıp aldığınız kararlarla yeni yolunuza devam ediyorsunuz. Göstergesi 10 Ekim'e kadar burcunuzda olacak. Merkür, e, Cuma günü özellikle güçlü konuşmalar yapabilirsiniz. Güzel, besleyici bir yanı var. E, hafta boyunca Mars, Neptün kareleri olacak. Biraz e, ister istemez e, kariyerinizle ilgili olarak ne rotaya gideceğim, hangisi doğru, burada seçim yapabilir miyim, yöneticilerime güveneyim mi, bana vaat edilen şeyler doğru mu, kalayım mı gideyim mi gibi böyle ikilemli koşullar arasında kalacağımızı gösteriyor. Partnerimiz hem bir belirsizlikten geçiyor hem bizi destek aslında hani desteklemeye çalışıyor ama bir karmaşa var gibi diye göstermiş. Bir diğer taraftan da aslında sadece partnerimiz değil, diğer kişiler de bizi destekliyor gibi durup sonrasında rekabet yaratabilirler gibi diye gösteriyor. Yani herkese her duyduğunuza inanmayın. Teklifleri, projeleri çok etrafa yaymayın. Yöneticilerle konuşmalarınızı etrafa anlatmayın arkadaşlar. Dedikodulara iftiralara çok açık evreler e, O yüzden bu dönemi geçelim Ondan sonra derim hafta boyunca Venüs ve Güneş beraber hareket edecek para hanenizde finansal anlamda koşullarınızı iyileştirebilecek çeşitli imkanlar konuşmalar fırsatları anlatıyor bize bu e, pazar günü aynı zamanda bir 23.54'te Koç burcunda dolunayımız var. Bu dolunay sizin için eşle, partnerle, aileyle beraber ortak finansal kaynaklarımızı geleceğe yönelik beraber aldığımız uzun vadeli kararları anlatır ve aynı zamanda krizler evidir ve sağlık evidir. Yani bazı krizleri çözerek ilerlemek gerekecektir. Sağlığımıza özen gösterelim. Özellikle Koç burcunun temsil ettiği baş ağrıları, migrenler, Kesici aletlerle ilgili kazalar, krizler, ameliyatlar, operasyonlardır. Ateşli hastalıklardır. Bunlara dikkat edelim. Krizleri çözmemiz gerekecektir bunu görelim, bilelim. Aynı zamanda uzun vadeli finansal koşullarla ilgili beraber kararlar almamız gerekecek bunu görelim. Krediler, vergiler, ödemeler temamız varsa burada da bir hareketlilik olacak. Bütün bunları çözümleyebilecek enerjimiz var. Yeni kariyer fırsatları, iş ortamını güçlendirme çabamız bütün bunların hepsiyle ilgili bize bir kapı, yeni ortam, yeni fırsat açacak gibi duruyor. Sadece geçmişe gideceğiz birazcık. Biraz bencillikler belki aklımıza gelecek. Belki geçmiş anılar aklımıza gelecek. Yani biraz böyle çalkalanıp ondan sonra toparlayıp devam ederiz. Fırsatlar var bu hafta sevgili Başak burçları. Sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler. Sevgili Teraziler hafta bu hafta artık Merkürümüz düz seyrinde. Bu güzel haber ama siz 10 Ekim'e kadar bekliyorsunuz. Çünkü neden? Merkür artık düz seyrinde ama 12. evinizde. Yani bir süredir zaten geçmişiniz, kayıp pişmanlıklar oldu olmadı ne olacak kuruntular endişeler biraz zihinsel anlamda kaygılı olduğunuz bir süreçteydiniz şimdi artık buradan temize çıkıp ilerlemeye başlayacağız fark ettik gördük ne önemli ne değil bunları anladık idrak ettik devam etme sürecine giriyoruz bu sürecin içinde ister istemez 10 Ekim'e kadar halen daha düşünüp taşınıp e, biraz sakin durmayı tercih edebilirsiniz. 10 Ekim'den sonra net bir şekilde kendinizi ifade etmeye başlayacaksınız. Hafta boyunca Mars-Neptün kareleri var. Hedeflerinizi belirlemekte zorlanabilirsiniz diyeceğim. Ne anlamda zorlanmak? Aslında çok konuşmanın, iletişim sirkülasyonunun, koşturmacanın, yolculukların, seyahatlerin olduğu bir evre. Çok görüşme, gitme, gelme, şu bu falan çok fazla var. E, ticari anlaşmalar anlamında, eğitimler anlamında, iletişim, duyuru mecraları anlamında bu böyle. Ancak Neptün karesi günlük hayat akışınızı planlamakta zorlanacağınızı, zorlanabileceğinizi iş ortamındaki kim güvenilir kim değil bulmakta zorlanabileceğinizi, son dakika yarım askıda havada kalan ya da olacakmış gibi durup böyle eriyip giden durumlarla karşılaşabileceğinizi anlatır. Bu birkaç hafta daha devam edecek bir etki. O yüzden alternatiflerinize bakın. Biri kesindir demeyin. Seçimlerinizi e, uzun vadede yapmaya mümkünse özen gösterin. Yakında almak zorunda olduğunuz kararlarda da hep yedek plan aklınızda olsun sevgili arkadaşlar. Hafta boyunca Venüs ile Güneş beraber hareket edecek. Bu da aslında burcunuzda beraber hareket edecek. Yani e, mutluluğunuzu arttıracak, güzelliğinizi, çekim gücünüzü arttıracak, gerçekten dış görünüşünüzde değişim yapmak adına destekleyici. Aynı zamanda ilişkileri başlatmak, gittiğiniz yerde daha sempatik olup dikkat çekmek, beğenilmek, tekliflerin size gelmesi gibi konularda sizi çok besleyecek bir enerji var gökyüzünde. Tadını çıkartın. Cuma günü e, Merkür ile Pluto arasında bir üçgen açı var, aileden destek alarak bazı kararlarınızı alabilirsiniz diye gösteriyor bu anlamda. Pazar gününe baktığımızda 23.54'te Karşıt Burcunuz Koç'ta bir dolunay meydana gelecek. İlişkiler anlamında bu ilişki bana iyi geliyor mu? Karşımdaki kişi bana uygun mu? Benim kime karşı bir hissim var? Hissim var mı yok mu? İlişkim olmuyorsa neden olmuyor? Bütün bunları birazcık daha masaya yatırdığımız mercek tuttuğumuz evre olacaktır. Duygularımız yükselecektir. Bir ilişki isteği ihtiyacı bunun uğruna iletişim kurmalar yükselecektir. Biraz Geçmişi yaptıklarımızı yapamadıklarımızı pişmanlıklarımızı düşünüyor görüyor olacağız. Biraz karşı tarafı bencillikle suçlayabiliriz bu sürecin içinde ama hani Mars'la Satürn'le falan bağlantı içinde yeni bir iletişimle sağlam adımlar atarak bir şeyleri toparlamak isteyeceğiz. ilişkilerimizde ve ortaklıklarımızda gibi duruyor sevgili terazi burçları. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler, Merkür'ümüz artık düz seyrinde. Bu sizin için güzel haber. Sosyal çevrenizden destek ve kaynak almaya daha net bir şekilde başlayacaksınız. Gelecek planlarını daha böyle kalem kalem yapabileceğiniz bir enerjiye geliyorsunuz. 10 Ekim'e kadar bu devam edecek. Aynı zamanda bir Mars-Neptün karesi var. Bu Size çok yarayan bir enerji değil, parasal anlamda biraz daha sizin dışınızdaki harcamaların, kredilerin, ödemelerin filan elinizdeki parayı eritip gittiğini görebilirsiniz. Biraz o yüzden harcamalarda kontrolsüzlük olabilir. İlişkiler ve cinsellikle ilgili olarak seçim yapmakta, doğruyu bulmakta zorlanabilirsiniz. Biraz hayallere kapılıp aldatma, aldanma gibi temaları maalesef anlatır bize. Aynı zamanda kriz yönetimi temasıdır. Çocuklarımızla ilgili, çocuklarımızın hayatıyla ilgili kriz yönetimi yapmak sağ bazı mevzuları çözmek gerekebilir. Veya gerçekten zihinsel anlamda daha kaygılı olduğunuz bir evre olabilir ister istemez. Hafta boyunca Venüs ve Merkür, Venüs ve Güneş beraber hareket ediyor. Ama herkes için güzel haber, sizin için o kadar güzel haber değil. Çünkü 12. evinizde. Aslında bu ikisi sempatik olmak, bilinmek, tatlı değil, güzel ilişkileri anlatır. 12. ev gizli kapaklı alandır. Belki platonik aşklarınız olur bilemeyeceğim bu evrede. Cuma günü Merkürle Plüto arasında bir üçgen var. Bu üçgen size yarayacak. E, Sosyal çevrenizden destek alarak e, hayatınızla ilgili, kariyer koşullarınız geleceğinizle ilgili güzel kararlar alabileceğinize, güçlü kararlar alabileceğinize işaret eder kendinizi iyi ifade etmekle ilgilidir. E, biraz keskin bir enerjidir. Pazar gününe baktığımızda saat 23:54'te Koç burcunda bir, dolun, bir dolunay var sağlık evinize ve aynı zamanda günlük çalışma hayatınız, günlük koşullarınız günlük hayatınız, angarya işler bu alandaki evinize işaret ediyor bu dolunayla beraber çalışma koşullarınızda bir değişiklik bir yenilenme yapmak isteyebilirsiniz daha bireysel, bencilce öncel önceliği kendi elinize alarak ilham dolu bir şekilde, kahramanvari bir şekilde adımlar atmak isteyeceksiniz finansal koşullarınızı iyileştirmek için iş ortaklıkları, paydaşlıklar yapmaya açık bir enerji bu Aile büyükleri, evdeki büyükler ve onların sağlık koşulları ile ilgili bazı koşturmacalarınız olabilir. Kendi sağlığınızla ilgili baş ağrıları, migrenler, ateşli hastalıklar, keskin aletlerle kazalar bunlara dikkat etmekte fayda vardır. Çalışma koşullarınızı yenileyeceksiniz gibi duruyor daha çok. Umarım hani geçmişe gidip toparlamak diye gösteriyor birazcık daha anılara gitmek diye umarım zorlayıcı değil keyifli şekillerde olur sevgili arkadaşlar. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar bu hafta güzel haberle başlıyoruz. Merkürümüz artık düz seyrinde kariyerle ilgili toplumdaki duruşunuzla ilgili yapmak istedikleriniz ev ve kariyer arasındaki dengeyle ilgili son birkaç haftada fark ettiğiniz toparlamaya çalıştığınız her şeyi artık biraz daha zihninizde netleşmiş durumda daha net kararlar daha büyük konuşmalar artık yola çıkmaya hazırım hali sizi bekliyor önümüzdeki günlerde 10 Ekim'e kadar kariyer ya da toplumdaki yerim duruşum teması birinci öncelik olacak düşünceler bazında bir ikincisi bir Mars Neptün karesi var gökyüzünde artık iyiden iyiye yaklaştı ve önümüzdeki birkaç kaç hafta boyunca da gündemde olacak. Ortaklıklarınız ve ikili ilişkileriniz konusunda hem hareketlilik, dinamizm, koşturmaca, flörtler, görüşmeler, alternatifler temasını, yeni ortaklıklar temasını getiriyor. Hem de aslında bir yandan kime, neye, ne kadar güveneceğimi bilemiyorum gibi bir karmaşa da getirebilir. Birazcık kaygan zemin teması var. O yüzden biraz akışına bırakarak hareket etmekte fayda var. Bir seçim yapmadan bir gözlemleyerek ilerlemek iyi gelecek sevgili yaylar. Hafta boyunca Venüs ve Güneş beraber hareket ediyor bu size çok iyi gelecek çünkü e, sosyal çevrenizden, networkünüzden, tanıdığınız insanlardan, içine girdiğiniz gruplardan, derneklerden, ekiplerden çok güzel destek alabileceğinizi gösteriyor. Çok sempatik ve tatlı dilli bulunacaksınız. Hatta sevgili yaylar bazılarınız yeni bir aşka, yeni bir ilişkiye, görüşmeye, flörte bu enerjiyle aslında gelken açabilir gibi duruyor. Cuma günü bir Merkür Plüto üçgeni var. Bu da size aslında kariyer hattınızla ilgili ve finansal koşullarınızla ilgili güçlü ve keskin bir karar alma imkanı sunacak. Pazar günü ise saat 23.54'te bir dolunayımız var Koç Burcunda. Cuma günü itibariyle artık bu dolunayın etkisini iyice hissederiz. Ee, sizin için birazcık daha aşk hayatınız çocuklar flörtler. Ondan sonra Cuma sizi mutlu eden konular, sevgi, sevgiyi paylaşmak birazcık daha öncelik haline gelecek. Yaratıcılığınız ve liderliğinizi ortaya koymak isteyeceksiniz. Her türlü rekabet gerektiren spordu vesaire böyle koşturmaca her şeyin içine daha fazla ön planda olmak istersiniz. Bireysel olarak harekete çıkmak hareket etmek ve öne çıkmak isteyeceksiniz. Bu alan aynı zamanda spekülatif yatırımları anlatır. Burada da kazançlarınız ya da ne, ne duruma gittiğine yönelik bir farkındalığınız da oluşacaktır. İster istemez. Şimdi dolunay enerjisi olayları meydana getirir ya da olayları görmemizi sağlar. O yüzden bütün bu temalarda fark ettiğimiz, gördüğümüz, anladığımız bir şeyler olacak e, ve bu esnada Mars'la olan açıları e, diyor ki yeni bir ilişki başlangıcı olabilir, e, yeni bir ortaklık olabilir, e, beraber iş yapıp para kazanmak olabilir, sosyal çevremizden destek alıp hedeflerimiz için güçlü bir adım ve karar sergileyip, ortaklıklar kurup kendimizi ön plana atabiliriz. Yani böyle enteresan bir güç dengesi var burada. Biraz geçmişe gideceğiz. Anılara gideceğiz. Geçmişi toparlayarak, temize çekerek ilerlememiz gerekecek ama güçlü adımlar atma zamanını anlatıyor sevgili yay burçları sizin için bu dolunay. Evet gelelim sevgili oğlaklar ve yükselen oğlakları Sevgili oğlaklar bu hafta itibariyle artık merkürümüz düz seyrinde. Bu büyük bir avantaj. Güzel bir şey artık bizim için güzel bir avantaj. 10 Ekim'e kadar hayalleriniz eğitim koşulları, ticari koşullar, gelecek planlarınız, bütün bunlarla ilgili bazı koşulları daha netleştirip daha ciddi kararlar alarak ince eleyip, sık dokuyarak kendinizi ifade edebileceğinizi gösteriyor. Yani hayallerinizi ee, ne olduğunu keşfetmek gibi. Yurt dışına gitmek istiyorsak bunlarla ilgili gibi. Ne bileyim belki bir eğitim başvurusu gibi. Bütün bunlarla ilgili geçtiğimiz 2-3 haftanın retrosunda düşündük. Hayal kırıklıkları geçmiş şuydu buydu dedik. Şimdi toparlıyoruz ve kararlar almaya başlıyoruz. 10 Ekim'e kadar bu konulara odaklanacağız. 10 Ekim'den sonra kariyerimiz biraz daha fazla ön plana çıkacak. Ee, hafta boyunca Mars Neptün kareleri artık oldukça aktif. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca da enerjisini hissetmeye devam edeceğiz. Sağlığımıza dikkat edelim. Çok koşturmaca çok telaş sizi biraz yorgun kılabilir. Aynı zamanda finansal koşullarınızla ilgili veya iş ortamındaki aslında genel anlamda koşullarınızla ilgili net kararlar almakta, eğri doğruyu e, çözümlemekte, seçimler yapmakta zorlanabilirsiniz gibi duruyor. Aslında bir tarafta çok koşturmaca, çok alternatif, bir diğer taraftaysa ama hangi tarafa gideceğim gibi bir dağınıklık, kime ne kadar güveneyim gibi bir dağınıklık. Çok etrafa laf söz vermeyin bence. Dedikoduya imkan, e, ihtimal açmayın derim bu sürecin içinde. E, hafta boyunca Venüs'le güneş beraber kariyer hattınızda hareket ediyor. Her şeye rağmen hayallerimin peşinden koşuyorum. Günlük koşturmacam çok. Hangisine odaklanacağımı bilmiyorum. Evet ama görünürlüğünüz artıyor bir yandan da. Daha çok tanınıyor. İşinizde kendinizi ispat ediyor ve daha yaptığınız şeyler itibar sempati, tatlı dillilik, belki e, alkış takdir getiriyor size. Bu anlamda güzel bir enerji var sevgili oğlaklar. Cuma günü Merkür ile Plüto arasında güzel bir açı olacak. E, kendinizle Kendinizden yola çıkarak güçlü bir karar alabilirsiniz hedeflerinizle ilgili. Bunu destekleyecek. Pazar günü 23.54'te Koç burcunda bir dolunay var. E, dolunaylar biliyorsunuz birkaç gün önceden etkilemeye başlıyor. Cuma, cumartesi, pazar bu etkiyi hissedersiniz. Bu dolunayla beraber... E, vallahi sanki eviniz, aile hayatınız, eve dair bir çeki düzen vermek bunlar daha çok gündeme gelecek. Evde bir şeyleri toparlamak gibi, ailenizle görüşmek, onlara yardımcı olmak, orada bir ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi gibi özellikle baba hattı ile ilgili temaları gündeme getirmiş. Biraz geçmiş diyor, geçmiş ve geçmişi temize çekmek temasını söylüyor. Bunu zorlayıcı değil, nispeten daha ılımlı şekilde söylüyor. Karşılıklı biraz bencillikle suçlamalar falan olabilir ama ister istemez. Yine de e, buradaki... Bu olaylardan burada fark ettiğimiz şeylerden yola çıkarak paramızı e, hesabını yapıp çeşitli alternatifler üretip kendimizi ileriye taşıyacak çeşitli kararlar alabilir, iş ortaklıkları, paydaşlıklar yapabiliriz aynı zamanda demiş. Bu anlamda destekleyici olacaktır bu dolunay ama ana temamız ev ve yuva içindeki huzur olacak sevgili oğlaklar. Evet sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar bu hafta artık Merkürümüz düz seyrinde. Finansal koşullarınızla ilgili endişeler, kuruntular artık böyle biraz daha geride kalıyor. Çözüm odaklı haldeyiz. Çözebilecek bir enerjimiz, gücümüz mantığımız var ve bunu alıp bu son dönemlerde gördüklerimizi fark ettiklerimizi krizleri alıp cebimize koyup bir mantıklı çözümle devam etmeye başlıyoruz. 10 Ekim'e kadar ortak finansal kaynaklar, kararlar ve aile içindeki sağlık temaları biraz daha fazla gündemde olacak. Hafta boyunca Mars Neptün karesi artık iyiden iyiye aktif hale geliyor. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca da aktif olacak. Birinci tarafta bir tarafta aslında flörtler, ilişkiler, cinsellikler temasında alternatifler arasında gidip gelip doğru seçimi yapamamak gibi olabilir. Veya çocuklarımız var ise onlar ve çocuklarımız hayatları ve finansal ihtiyaçları arasında bir denge kurma ihtiyacımız gibi olabilir. Kendimizi çocuklarımızın ihtiyaçlarına adamak, enerjimiz, eforumuzu oraya koymak gibi olabilir. Yani hayat döngümüze göre bazılarımızda flörtöz bir enerji, bazılarımızda çocuklara odaklanma, bazılarımızda yeteneklerinden bir enerji ortaya çıkartma, kendini ortaya atma, sevme, sevilme temasını daha fazla gündeme getirecek gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Ee, birkaç hafta devam edecek dediğim gibi. Bir diğer taraftan hafta boyunca Venüs ile Güneş beraber hareket ediyor. Bu sizin için hayata karşı daha umut dolu ve neşe dolu olmanızı sağlayacak olan bir enerji. Belki seyahat planları yapacaksınız, belki eğitim planları Yanları belki yurt dışına gitme, belki yeni bir ticari girişim planı yapacaksınız ama size keyif ve mutluluk veren şeylere odaklanabileceksiniz. E, tanınırlığınız çevrenizde daha çok artacak gibi duruyor. E, Cuma günü öğleden sonrası biraz dağınık bir enerji var. Pazar gününe baktığımızda saat 23.54'te Koç burcunda bir dolunayımız var. Cuma günü itibariyle enerjisi başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar bunu hissedersiniz. Bu dolunay sizin için karar mekanizmanıza işaret etmiş. Fikirleriniz, düşünceleriniz, kendinizi ifade etme biçimleriniz Kararlarınız önemli olacak. Bir konuda netleşeceksiniz. Yakınlarınızla olan ilişkilerinizde bazı koşullar ortaya çıkacak. Bazı konuşmalarda birbirinizi bencillikle biraz suçlayabilir veya geçmişe anılara, o zaman da böyle olmuştu gibi temalara daha fazla gidebilirsiniz. Bazılarınız kısa mesafeli yolculuklara çıkabilir ya da evraklar, belgeler, konuşmalar, yazmalar, çizmeler, sosyal medyalar gibi böyle iletişim etrafındaki birçok projeye dahil olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Burada görünür olma teması var. Mars'la Satürn'le güzel açılar olduğu için hayallerinize doğru sizi götürecek olan kendi başınıza alacağınız güçlü bir karar. Burada kendi otoritenizden yani ben bunu istiyorum netliğinden faydalanacaksınız ve yeteneklerinizi ortaya koyacaksınız diye göstermiş. Bazılarınız için yeni bir flörte adım atmak gibi de olabilir tabii ki bu enerji. Sevgili kovalar güzellikler getirsin. Evet sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Sevgili balıklar Merkür'ümüz artık düz seyrinde, karşıt burcumuzda düz seyrinde. Sonunda bir oh be diyoruz. İkili ilişkilerle ilgili partnerimiz, partnerimizin hayatı, bizim ihtiyaçlarımız, ilişkideki sen ben dengesini kurabilmek, bütün bunlarla ilgili bir böyle hafiften karmaşık, hayal kırıklıkları, geçmişin de böyle e, şeylerinin, tozlarının ortaya çıktığı bir evreden geçtiniz. Şimdi gördükleriniz, aldığınız kararlar, fark ettiklerinizle beraber düze çıkıp devam ediyorsunuz yola. 10 Ekim'e kadar ikili ilişkilerdeki sen ben dengesi, ortaklık, paydaşlık daha fazla gündemde olmaya devam edecek. Beraber konuşmalar önemli olacak. Hafta boyunca Mars Neptün kalesi artık iyiden iyiye aktif. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca da devam edecek. Burada şu önemli Mars sizin dördüncü evinizde. Dördüncü ev, ev, yuva, aile demek. Evin içindeki denge, düzen, uyum, evin kendisi, taşınma, eve bir şeyler alma, evi değiştirme temaları, aile büyükleriyle ilgili koşturmacalar, aile büyükleriyle tartışmalar, ev içinde tartışmalar olası, biraz da sağlık temalarının gündeme gelmesi olası. Neptün sizin kendi burcunuzda. Hayat diyor ki aslında biraz gideceğimiz yönle ilgili kendimiz belirsiz, karmaşık, melankolik hissediyor olabiliriz ve bu melankoli içinde bütün bu olayların hepsini aynı anda yönetmeye çalıştığımız için kime daha çok fedakarlık yapalım, ne tarafa odaklanalım, hangisine nasıl bir sınır çizelim? Bunu görmekte birazcık zorlanabiliriz. Biraz karmaşık hissetmemiz ya da her şeye yetişmeye çalışıyorum ama yetişemiyorum gibi bir hal içinde olmamız olasıdır. Motivasyonumuz düşebilir. Sağlığımıza dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Ee, dediğim gibi birkaç hafta devam edecek ama bu enerji. Venüs'le Güneş hafta boyunca Terazi burcunda beraber hareket ediyor. Bu da sizin için aslında ortak finansal kaynaklar konusunda eşli olabilir, aileyle olabilir, bir kredi çekmek gibi olabilir, bir sponsorluk burs ihtiyacı gibi olabilir. Ek finansal kaynaklar konusunda hem bu tarafa odaklanıyoruz hem de nispeten daha şanslıyız. Biraz kaynaklar, imkanlar, fırsatlar karşımıza çıkıyor. Krizleri biraz daha çözebiliyoruz enerjisini getirecektir. İlişkilere tutku dozunu getirir. Yani birazcık daha cinsellik, heyecan, tutku dozunu getirir ister istemez. Cuma günü bir Merkür-Plüto üçgenimiz var. Bu üçgenle beraber beraber aslında e, ikili ilişkilerle ilgili bazı konuları çözümlemek biraz daha kolay olacak sizin için. Daha net bir şekilde sosyal çevrenizden de destek alarak ilerleyebileceksiniz. Pazar günü 23.54'te Koç burcunda bir dolunay var. E, sizin için... E, İkinci evinizde para hanenizde olacak mı? Yani durdum düşündüm. Para hanenizde olacak bu dolunay. Finansal koşullarınızla ilgili ihtiyaçlarınız sahip olduğunuz neye daha fazla sahip olmak istersiniz? Bunu netleştirmekle ilgili olacak. Biraz böyle geçmişe gideceğiz, anacağız. Biraz bazı konuların yetmesi, yetmemesi gibi böyle bencillikler gibi, pürüzler gibi uğraştığımız bir şeyler olacak. Kaynaklarımızı daha net görmekle ilgili. Biraz şey diyebiliriz, ben bundan daha fazlasını hak ediyorum diyebiliriz. Yine de Mars'la ılımlı açıda, Satürn'le ılımlı açıda, o yüzden özellikle Mars ılımlı açısı aileden belirli destek, kaynak, imkan alabileceğimize işaret eder. Sanki finansal kaynaklarımızı çözümlemek, arttırmak tek başımıza şu anda tam yapabileceğimiz bir şey değil de ailenin ortak kaynakları, evden gelen destek, belki kontrol dışı durumların bizi biraz yönlendirmesi gibi çeşitli koşullarla beraber hareket edeceğiz. Ama yine de daha çözüme gidilebilir bir enerji var burada. Çok e, melankoliye kapılma olmadığımız sürece birçok konuda daha rahat, net davranabiliriz gibi duruyor sevgili balık burçları. İlişkilerdeki dengeye devam ediyoruz. Finansal destek alabileceğiz. Kendi cebimizdeki para için de aileyle beraber ortaklaşa bir karar almamız gerekebilir. Evet, bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler. Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Geri döndüm. Geri döndüm. <laughs>